Safra kesesi taşları. Evet, safra taşı. Safra taşı neden niçin oluşur? Safra taşı, safra kesesinde karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmakta zorlanırsa karaciğerin salgılamış olduğu karaciğer çok yoğun kolesterol salgılar. Kolesterol bütün hormonların ham maddesi. Kolesterol neye dönüşür? Safra taşına dönüşür. Burada bir anormallik depolanan, safra kesesindeki depolanan safra taşına dönüşür. Efendim, bunun için bazıları ameliyat yaptırıyor, safra kesesi alınıyor veyahut da safra çamur meydana geliyor. Safra kesesinin taş veya çamuru ameliyat etmeye gerek yok. Ameliyat zaten çözüm değil. O zaman ne olur? Karaciğer, mesela kişi herhangi bir besin yediğinde midedeki besinler 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman karaciğerin salgılamış olduğu safra aynı bir imbikten boşalır gibi safra kesesinden boşalır safra. 12 parmak bağırsağına. Pankreas da enzimleri gönderir. Pankreastan gelen enzimlerle karaciğere gelen safra karıştığı zaman birbiriyle kargodan gelen paket gibi şak 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 açılır. Reaksiyon başlar. Yoksa anormallikler olur. Yani pankreastan enzim geldi, karaciğerin safra kesesini aldırdınız. Ne oldu? Yeterince safra gelmedi. Ne olacak? Sindirim anormallikleri başlar. Safra kesesi diyor önemli değil. Ameliyat olsa da olur. Aldırsa da olur. Çok çok önemli. O aldırdığı zaman kişi hayat boyu bir sürü... Vücuttaki her organ... Her organ önemli. Önemli. Önemli olmasa Allah zaten yaratmazdı. Evet, peki nasıl... İngiliz tuzu dediğimiz İngiliz tuzu. Evet, magnezyum sulfat hepta diyen mineral. Bu tuz gibi biraz metalik bir tadı var. İki çorba kaşığı bir miktar bir bardak suyla içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içiyorsunuz. Bu ne yapıyor? Bütün kanalları açıyor. Ve safra kesesindeki taşı, çamuru temizliyor. Bununla ilgili yüzlerce araştırma yapılmış. Bundan bir çay bardağını bir daha söyler misiniz onu? Bir su bardağını. Su bardağını, evet. İki çorba kaşığı. İngiliz tuzu karıştıktan sonra içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyunu karıştırdıktan sonra içiyorsunuz. Bütün kanalları açar bu zeytinyağı ile limon suyu karıştırılında. Hiçbir şey bırakmaz bağırsaklara, safra kesesindeki kanalları açar. Taş, çamur varsa temizler. Bir defa yaptığında kişi %50 safra kesesinin taş düşürme şansı %50. 15 defa yaptığında %99. Çok nadiren safra kesesinde oluşan taşlar %80'i kolesterol taşlarıdır. %20'si pigment taşları. Pigment taşları kolesterol taşları gibi kolay kolay erimez. O serttir, cam gibi. Kolesterol taşları ise jelibon gibi yumuşak. Mavimsi, yeşil renkte böyle. Evet. Yumuşak, o kolay. Kolesterol taşı ise problem değil. Çok kısa sürede düşer. Fakat pigment taşı ise o çok serttir. Düşmeyebilir. O zaman yine ameliyata gerek yok. Ankara Ayaş kaplıcaları var. Dünyada safra için, safra kesesinin taş ve çamura karşı en etkili ilaç ayaç kaplıcaları. İçersiniz tertemiz eder. Bir hafta orada kaldığınızda Ankara Ayaş'ta safra kesesi efendim bağırsaklardaki bütün bu detoks arıtıcı temizleyici hiçbir yan etkisi yok. Karaciğeri temizler. Hiçbir problem yok. Neden böyle? Çünkü ayaç kaplıcalarındaki suyun içerisinde çok yoğun magnezyum sulfat hepte diyen yani bu mineral var. Burada yoğunlaşmış hali. Evet. Aynı şey. Kullandığı zaman hiçbir şey kalmaz. Yani %99'a varan başarı var. Ve 200 yıldır kullanılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, eskiden Osmanlı'da da çok kullanılmış Osmanlı'da. Fakat sonra Cumhuriyet'le birlikte bu ilaç furyası çıkınca unutuldu. Şimdi tekrar piyasaya çıktı. Baktım bazıları bunu 50 euroya, 100 euroya satıyor. Ya çok çok pahalı. Halbuki çok ucuz. Yani öyle pahalı bir şey değil. Biz bunu... İnsanlar bunu bulabilir mi? 10 liraya. İngiliz tuzu. 10 liraya satıyoruz. Hizmet olsun. Yani para değil her şey.
50 euro, 100 liraya nedir ki? Yani çok ucuzdur. Peki hakiki İngiliz tuz olup olmadığını nereden anlayacaklar? Dışarıdan almak istediler. Sertifikası diye. Var bizde. Belgesi dışarıdan var. Dışarıdan almak istediler. Aktardan falan mesela nereden anlayacaklar? Bilemeyeceğim. Onun metalik bir tadı var. Tadını almadıkça, onu bir defa kullanmadıkça kişi ikinci defa... Bakabiliyor muyum hocam? Merak ettim. Nasıl bakıyorsun? Sus şöyle yenmiyor mu? Ağzınızın tadını bozar. Gerek yok. Peki bunu ne kadar süre yapsınlar şimdi safra kesesinde taşı olan kişiler? Bu bir kavanoz 15 günlük. 15 gün yeter. Yani her akşam yemekten yarım saat önce kullanırsa kişi ishal yapar yoğun. İçeride ne varsa boşaltır. Yani bunu kullandığı zaman dışarı gezmeye falan çıkmasın. Çünkü akşam, yolda evet, onu söylediğiniz iyi olur. Rezil olur. Perişan olur. Zararlı yani olur. Lavabo bulamazsa gitti. Her şey... Zararı yok ama. Hayır, yan etkisi yok. Kimyasal bir şey yok burada. Tamamen doğal. Mineral. Evet. Yani ne tansiyona, ne kolesterola, ne şuna hiçbir şey yan etkisi yok. Herkes kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Problem yok. Bu zaten 200 yıldır bilinen, kullanılan bir şey. Bana ait bir buluş değil. Evet. İnsanların kullandığı. Ben sadece ne yaptım? 50 euro, 100 euro satanlara alternatif buyur, ucuza kullan. O kadar.